Okul aralarında, molalarda kavga, dövüş yapıyorduk. Almanlar kıskanç, şu bu, yabancı düşmanlığı. Orada fiziksel şiddetlerin dolayı da baskı. Yani evde annem baba fabrikada, psikolojik baskı, okulda da ikisi yani. Öyle dövüş sanatına başladım 14 yaşımda. Ondan sonra 16 yaşında dediğim gibi tutku başladı. Bunda bir meslek yapacağım. Ama ben burada klima, kaliber tesisat mühendisi olarak şey yaptım. Diploma aldıktan sonra 18 yaşımda direkt ilk savunma sanat okulumu açtım 18 yaşımda. Ve bayağı başarılı oldum. Ondan sonrası hikaye dünya yani Almanya'da başlayıp bunları yaymaya başladım. Bir başka organizasyona geçtim. Benim ilk hocam Dieter Pörtsel diye bir Alman vardı. Hem tekvando hem de bu Wing Chun ve eskrima öğretti. 76'da başladım ben. 80'lerde bu Hong Kong'a bağlı bir kişi var. O reklam çok yapıyordu. Onlara gittim. Hong Kong'dan üstadlar geldi falan filan. Onlardan oldum. 22 yıl onları temsil ettim. Dünyayı bayağı bir yaydım. Onlara ben 2800 okul açtım. Yardım ettim. Yani Skandinavya baş antrenörü, Türkiye baş antrenörü 1980 Türkiye bu Wing Chun ve eskrime ben getirdim. Köyümde yaşadıklarım oldu. Yani bugün şimdi şaka olsa o zaman da ben burada kaldığımda okula gidip okuldan sonra hayvanlar alıyordum. Büyükbaş, inek falan. Dağa kaçıyordum. Heybem vardı. Ufak samstrak, soğan, domates, heybe, ufak çörek. İnekleri falan akşam eve getirmiyordum. Çünkü sütü alamayacak dedim. Bir araba dayak yiyordum. O dayakları bugün çok özlüyorum. O zaman kızıyorduk. Yani romantizm bir şey. Bir de dediğim gibi yani rahmetli Aşık Veysel buraya gelmesi çok şeyler yaşadık. Bir de Covid başlayınca ya dedim şimdi ben Los Angeles'a evde hapis kalacağım orada. Büyük bir şehir yani bura varken kendi baba ocağım burada güzel bir evim var. Eskişehir'de evim var. Cihangir İstanbul'da güzel bir dairem var. Ama tabii Covid dolayı şehirde kalmak istemedim. Dairenin içinde hapis biliyorsunuz. Köye geldim burada ne maske. Burada yani seyahatim iyi. Yani sporumu yapıyorum. Yani talebelerim dünyanın her tarafından gelmeye başladı şimdi. Buradayım yani. Daha güzel. Şu havaya baksana. Yani bir de toprak çekiyor biliyorsunuz. Ben burada 4 yaşımı ayrılmış olsam. Şimdi 60 oldum. Hala gencim. Hala minderde ter döküyorum. Talebeleri taş kırdırıyoruz. Gene geldim buraya. Almanya doğumu büyüme. Amerika'ya 12 yıldan beri gittim yaşadım. 5 yıl Amerika'da kaldım, evlendim. Bir kızım oldu. Bir yıllık Almanya'ya geri döndüm. Ondan sonra Türkiye temelli bir iş yaptım. Babama söz verdim ona yardım edeceğim. Restoran işimiz var. Mutluyum efendim, bir şey özlemiyorum. Artık her yeri gördüm.